19 Nisan Cuma haftanın son işlem gününden herkese mutlu sabahlar. Ben Büşra Bingöl. Emtia Piyasası programı ile karşınızdayız efendim. Hafta boyunca ve haftanın son işlem gününde emtia piyasasındaki gelişmeler ne oldu ve fiyatlamalara yansımaları ne yönde gelişti? Bu sorunun cevabını sevgili Cenk Akyoldaş'tan hep birlikte alacağız diyoruz efendim. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydınlar. Şimdi jeopolitik riskler hala daha gündemdeyken siz son dakikalardan biri de İsrail'in İran'a bir misilleme saldırısı başlatması oldu. Emtia tarafındaki genel çerçevede son fiyatlamalarını değerlendirmek gerekir. Evet, orada biraz kafalar karışık. Yani Amerikan medyasına baktığım zaman bu yılda bir misilleme yapıldığına yönelik söylemlerin olduğunu ama İran tarafından da hava savunma sistemlerinin aktivesinden dolayı sirenlerin çalışan yönelik açıklamaların geldiğine yönelik haber başlıkları var. Biraz kafalar karışmış vaziyette. Tabii ki ilk saldırı haberiyle beraber bir sert hareketlenmenin olduğunu gördük. Altında 2430'lara doğru bir ataklanma oldu. Petrol fiyatlarında %3'ü bulan yukarı doğru hareketleri gördük. Hisse senetleri tarafındaki satışların daha da derinleştiğini, %3'leri bulan satışların olduğunu gördük. Bunların hepsi tabii ki piyasadaki algının bozulmasına, bir şekilde güvenli liman arayışındaki piyasa aktörlerinin güvenli liman arayışına döndüğünü gördük. Biraz tahvillere alış geldi ama sınırlı vaziyette olduğunu belirtelim. Bunun da yansıması tabii ki yavaş yavaş piyasalarda tansiyonun biraz daha yüksek kalacağını bize gösteriyor. Hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonuna girerken ne kadar piyasa bu riski daha da almak isteyecek ya da daha da ne kadar satmak isteyecek ona bakacağız. Özellikle İran'dan buna bir cevap gelecek mi gelmeyecek mi? Amerika işin daha fazla büyümesini istemediğini beyan ediyor ama sonuçta çok da fazla bir işin önüne geçen bir aksiyon da almadığını görüyoruz. O nedenle tansiyonu hala yüksek alma olasılığı mevcut. Mesele İran'ın buna bir dönüp yapacak mı, yapmayacak mı? Gerçekten bu saldırı gerçekleşti mi, gerçekleşti mi? Biraz da onun meraklaşması lazım. Onun peşinden biraz daha piyasa önümüzdeki hafta belki daha sakinlemiş bir yapıya bürünebilir ya da daha yüksek tansiyonlu bir yapıya doğru gidecek. Onun süreci biraz daha önümüzdeki günlerde belli olacağını belirtelim. Demin bahsettik işte altın fiyatları o yukarı gittikten sonra şu anda 2382'lerde olduğunu belirtelim. Evet. Dolar endeksi tarafında 106.10'ları test ettiğimizi gördük. Petrol tarafı şu anda işte Brent tarafında 89 doları görüyoruz. Amerikan tipi petrolde 84.67'de olduğumuzu görüyoruz. Güçlü seyirin hala burada düzeltme hareketi içindeydi. Bir tepkiye dönüşen bir harekete bürünmüş vaziyette olduğunu söylemek mümkün. Bakalım öte yandan dünkü açıklamalar tarafına makro tarafta baktığımızda BlackRock'tan bir açıklama geldi. Fed'in bu sene faiz indiremeyeceğine yönelik beklentileri olduğunu belirttiler. Yine Bostik'ten açıklama geldi. Ellerinin çok fazla güçlü olmadığını belirten bir açıklamaydı faiz indirmeyle ilgili. Zamanda bırakılması gerektiğini vurguladığını gördük. Bunların hepsi tabii ki ister istemez piyasa üzerine bir stres oluşturması yönünde bir gelişme oluyor. Yine baktığımız zaman çeşitli açıklamalar tarafında önümüzdeki günlerin tansiyonun yüksek olacağına işaret eden bir yapı. Hep belirtiyoruz, piyasaları buraya taşıyan unsur merkez bankalarının faiz indirimi hikayesiydi. Şu anki gelişmeler bu faiz indirimlerinin ötelenmesine sebebiyet veren gelişmeler. İşte bunlardan bir tanesi de enerji fiyatlarının yüksekliği. Bu da ister istemez merkez bankanın elini bağlayan nitelikteki bir unsur olduğunu belirtelim. Dün Avrupa Merkez Bankası tarafından da açıklama geldi. Onu da belirttim son olarak. Eğer Fed tarafı bu sene faiz indirmekle zorlanırsa bizim de 3-4'ten faiz indirimi yapma konusu birazcık rafa kalkabilir. Bu kadar iyimser olmamak gerekebilir. Söylemleri dillendirilmeye başladı. En yumuşak, en zayıf yerden bile bu tür tepkiler gelmeye başladı. Bakalım önümüzdeki günler bizi nereye doğru evirtecek. Diyelim o zaman teknik analizlerimize başlayalım dilerseniz. Tahvil faizlerinde 4.50 ve 4.70 seviyelerinin ara bandına kalıp bir oyun alanı içerisinde olduğumuzu görmüştük ki 4.70 üstünü aslında 4.36 seviyesine kıyasla çok daha tehlikeli gördüğümüzde yine belirtelim bu noktada. İyi ve kötü senaryolarla beraber son seviyeler sizce nasıl şekilleniyor dersiniz? Şu an içinde hala bizim mevcut bahsettiğimiz aralık içinde kalmaya devam ediyoruz. Evet. Her ne kadar 4.70'lere evvelki gün ataklansak da işte güvenli liman arayışı biraz buraya alış getirmiş vaziyette. Şu anda 4.55-4.56 bandında olduğumuzu görüyoruz ama hala oyun alanının içindeyiz. Burası bakalım. Hakikaten benim beklediğim gibi bu hafta piyasaların en kötü görüleceği, en noktasının olduğu hafta mıydı? Bu haftayı kapatıyoruz artık. Eğer jeopolitik tansiyon bu hafta peak noktasını yapmış, karşılıklı iki tarafta birbirlerine gövde gösterilerini yaptıktan sonra iş soğuma noktasına doğru mu gidecek?
biraz daha böyle temassızlanma, işte biraz daha herkes kamplarına çekilip saflarını belirleme, biraz daha yüksek tondan bundan sonraki süreçte söylemlerle mi gidecek yoksa yine aksiyonlara mı dönecek? Bunlar biraz daha belirleyici olacak. Eğer hep belirtiyorum, şu bölge hakikaten önemli bir eşik. Bu bölgenin üzeri, özellikle 4.70'in üzeri piyasalarda deprem niteliğinde olur. Yani şu 4.36'dan sonra yaşadıklarımız ortada, 4.70'in üzeri daha derin sıkıntılar yol açacak bölge olduğu için. Şu an için biraz daha oraya geçmek için bir vites değişikliği gerektiriyor. O da vites değişikliği eğer Orta Doğu tarafında daha büyüyen tansiyon olsa getirebilir. Dikkat etmek lazım. Mesele bundan sonraki süreç biraz daha sönümlenen bir yapıya işaret etmeli ki piyasalar biraz daha rahatlayabilsin. Hala o kontrol ufku içinde kaldığımızı belirtelim. İkinci fazdayız. Bu fazın tepe bölge olması şart. Piyasalarda bir toparlanma gelecek ise. Dolar endeksi diyelim öyleyse, bu tarafta da teknik olarak hep düşen trend hikayesinin kırılması ve sonraki hareketlerinde agresifliği derken şu an için biraz daha sıkışma bölgesi içerisindeyiz. Dolar endeksi tarafındaki gelişmeler nedir son seviyelerle birlikte? Dolar endeksine biraz daha bugün uzun vadeli bakmak istiyorum. Buradaki grafik hepsi aylık, her bir bar bir ayı temsil ettiğini söylemek isterim. Farkındaysan böyle çok büyük bir rally savaş sonrasında Ukrayna-Rusya savaşı başlamasıyla beraber emtia tarafındaki o sert fiyatlamaların törpülenmesi adına ve Merkez Bankası'nın faiz artırımlarıyla beraber dolarda bir güçlenme olmuştu. O güçlenmeyle beraber bir 89 seviyesinden 114 ile 115 seviyelere kadar gitmiştik. Ondan sonra başlayan bir düzeltme, normalleşme dönemi, işte faiz indirimleri başlayacak beklentisiyle beraber bir alt banda indik. Burada bir taban yaptı farkındaysan. Net şekilde gözüküyor. 101,5-104,90 aralığında bir bant içine kaldı. Dönemsel olarak bu bandın dışına taştığı anlar oldu. Tekrardan bandın dışına taştığı anlardayız. Bundan sonraki süreç dikkat edilmesi gereken unsur net şekilde şu bölgede bant dışına taştığımız dönemde gördüğümüz üst bölge olan 107 sınırının üzerine taşınmaması lazım. Eğer 107 sınırına taşıyorsak o zaman biz burada başka bir hikayeye doğru evrilen piyasadan bahsediyoruz demektir. O takdirde ilk etapta 107.8'ler bile olsa belki bu iş tekrardan bir çanak tamamlamaya kadar gidebilme durumu getirebilir ki bu hiç arzu edilmeyen senaryo olduğunu belirteyim. Net şekilde bütün enstrümanlar üzerine ciddi baskı unsuru oluşturacaktır o takdirde ve bunu getirecek unsur da demin bahsettiğim o 4.70 sınırı var ya deprem yaratır dediğim. İşte o 4.70 sınırı aşılı tekrardan 5'lerde konuştuğumuz bir yapıya bürünen bir piyasa görüyorsak burası da maalesef tekrardan yukarıya doğru evrilme yönünde hareket edecektir. Normal koşullarda biz eğer merkez bankalarının Mart ayında faiz indirme hikayelerine başlayabildiği bir konjonktürün içinde olsaydık biz şu anda başka bir grafikten bahsediyor. Aşağıdaki 90'lı rakamlardan bahsettiğimiz bir süreçte olacaktık. Yılın ikinci yarısı için böyle bir senaryo beklentimiz vardı. Ama merkez bankalarının bu ellerinin bağlı kalması ve o yaşanan son gelişmelerden sonra bu işin biraz daha ötelendiği net şekilde görülmekte. Peki ons altın tarafına geçecek olursak jeopolitik risklerle artan gerilimlere ilişkin endişelerin güvenli liman talebini arttırmasıyla birlikte ons başı az önce de belirttik 2400 dolarların üstüne çıkan bir altın tarafı mevcuttu. Her ne kadar şu an yine biraz geri çekilmeler mevcut olsa da son seviyeleri nasıl değerlendirmek gerekir? Altın tarafına baktığımız zaman şunu net şekilde söylemek mümkün. Burada hep buradaki gelişmeleri jeopolitik risklerle örtüşen bir gelişme olarak okumak gerekiyor. Bizim için kıymetli olan hep belirtiyoruz şu 8 günlük ortalama. 8 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece diri kalan bir piyasadan bahsediyoruz. Mesele 8 günlük ortalamanın aşağısına fiyatlamalar görmeye başladığımızda başlıyor. Oraya yatırımcının dikkat etmesi gerekiyor. O nereden geçiyor şu anda? 2362'den geçiyor. Fiyatlama nerede? 2381'de. Şimdi aslında piyasadaki risk algısındaki gelişmelerin, yansımalarının ve sert inmelerin fiyatlama üzerindeki etkisinin daha sınırlı kalmaya başladığını görüyoruz. Şöyle baktığımızda geçtiğimiz haftaki attığımız iğne ile bu haftaki attığımız iğne arasındaki boy farkına da bakarsak aslında tepenin daha aşağıda oluştuğunu görüyoruz. Mesele hakikaten bu süreçte bugün itibariyle yaşananlar dönüm noktası mı yoksa tepe noktası mı olacak? Yani tepe noktasından kastettiğim artık siyasi tansiyonun en tepesi görüldü. Bundan sonra biraz daha düşen bir tansiyon olduğu, soğuk savaş dönemine benzer bir yapının oluştu. Karşılıklı söylemlerle bu işin yürüdüğü, aksiyon alınmadan yürüdüğü, işte kamplaşmaların netleştiği bir yapıyla büyük abi Amerika'nın işte oyuna müdahil olup
kuralları koydu. Bir dönem içinde mi gireceğiz? Yoksa iki tane yaramaz çocuğun çarpışmasını devam ettiği yine tansiyonu daha yayılmacı bir yapıya bürünen bir sürece mi gireceğiz? Onun kararı olacak. Ona yönelik de buradaki fiyatlama biraz daha belirleyici olduğunu belirtelim. Yumuşama, her türlü gelişmeler biraz daha burada fiyatlamaların aşağı yönlü gelmesini getirebilir. Dikkat edilmesi gereken yer, hep belirtiyorum, ortalamaların altındaki bir fiyatlama bize daha derin fiyatlamaları getirebilir. Bu bölgeye kadar bir düzeltme hareketini getirebilir. Dikkat etmek lazım. Boyların kısalmaya başlaması, yukarı atılan iğnelerin boyunun kısalması, hala kanalın içinde kalıyor olmak gibi faktörler burada bir yataylaşmanın da getirmesiyle beraber tansiyon düşmesi buraya da bir kar realizasyonu getirme potansiyeli içerdiğini düşünüyorum. Peki son olarak bu tarafta gümüş tarafına da değinelim. Sürekli 30 dolar bizim için ciddi bir bariyer ve bu bölgelerin aşılması durumunda 36-37 dolarları tekabül edebilecek bir yapıdan bahsediyoruz. Son seviyeler bize neler işaret eder, ne tarafları? Günlük tarafta da baktığımız günlük grafik tarafında burada da farkındaysan son 5 gündür bir bant içine sıkışmış vaziyette bir yapı var. Boylar yukarı doğru gitmeye çalışsa da volatilitenin yüksek olduğunu bize gösteriyor ve hala bir bant içinde kaldım. Burası bir dağıtım bölgesi mi oldu yoksa mal toplama bölgesi mi oldu? Bir önümüzdeki günlerde belli olacak. Eğer bir zirve arayışı noktasındaysak, burası mal dağıtım noktası olarak okuduğumuzdan, burada dikkat etmesi gereken iki unsur var yatırımcıların. 28-28-10 bölgesine çok dikkat etmeli lazım. O bölgenin altına günlük kapanışlar geliyorsa demektir ki burada biraz mal dağıtıldı. Bu son rallinin dağıtılması oldu. Tekrardan aşağı doğru bir ortalamaya doğru geri çekilme. Normal karşılamak lazım. 27-27-10 bölgesine kadar 1 dolarlık bir aşağı doğru bir marj oluşabilir eğer o takdirde. Eğer burası tam tersi mal toplama bölgesi olarak gözüküyorsa, burada bir mal maliyetlenme var ama jeopolitik tansiyondaki yükseklik devam ediyor, kıymetli metallere akımın devam ettiğini gördüğümüz unsur olacaksa, o zaman bundan sonraki fazda bizim şu bölgenin içine girip oraya dolduruyor olmamız lazım. Demin bahsettiğimiz 36-37 senaryonun olabilmesi için 30'un üzerinde bizim haftalık kapanışlar görmeye başlamamız lazım. Onun için belki biraz daha erken fazla olduğumuzu düşünebiliriz. Bir sindirme dönemi içine girebilir piyasa. Farkındaysan burada bahsettiğimiz hikaye benzer hikayeler böyle dağıtım bölgelerine yani yataylaşmalara başlıyorsa bu dağıtım mı sürecinin uzaması aslında biraz dağıtıma işaret eder. Daha kısa olduklarında daha yukarı hareketin devam ettiğini görüyoruz. O nedenle önümüzdeki hafta burada da resmin daha net bir hal alacağını söylememiz mümkün. Kıymetli metaller analizini aldık sizden. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, MTP Piyasası programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kısa bir ara sonrasında hemen beklenti raporuyla karşınızda olacağız.